İsrail'in Refah'a karadan saldırmasının ardından Husilerin saldırılarını artırmasından endişe ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri de bu kapsamda Eisenhower uçak gemisini Kızıldeniz'e gönderdi. Son durumu alacağız. A Haber ekibinden Ekber Karabağ'a dönelim hemen. Ekber, söz sende. Evet Banu, sizin de belirttiğiniz üzere ABD'nin en önemli savaş gemilerinin, uçak gemilerinden biri olan Eisenhower savaş gemisi Süveyş kanalından geçerek tekrardan Kızıldeniz'e gitti ve bunun gerekçesi olarak da İsrail'in son günlerde Refah'a yönelik saldırılarını artmasının ardından bölgede bulunan, Yemen'de bulunan Husilerin de buna tepki olarak Kızıldeniz'deki operasyonlarını artması olarak ifade edildi. Aslında söz konusu gemi Eisenhower geçtiğimiz ayın sonlarında bu bölgeye, Doğu Akdeniz'e getirilmişti ve bunun gerekçesi olarak da onarım ve yine takviye olarak, mühimmat takviyesi olarak ifade edilmişti. ABD'li yetkililer söz konusu geminin, savaş gemisinin Süveyş kanalından geçerek bir kez daha Kızıldeniz'e yöneldiğini bildirdi. Yine ABD'den gelen açıklamada ABD'li bir savunma yetkilisi Kasım ayından bu tarafa, yani İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başlamasından birkaç hafta sonra itibaren bugüne kadar Husilerin bölgede 140'tan daha fazla kez bu bölgede saldırılar yaptığını bildirdi. Bu saldırıların sonuncusu ise ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın yapılan son açıklamaya göre dün füzeyle yapıldı. Yine pazartesi günü de yine söz konusu birimden gelen açıklamada 3 kez Husilerin insansız hava aracıyla saldırılar yaptığı ifade edildi ki bu saldırıların hepsi, hem salı günü hem de pazartesi günü yapılan saldırıların hepsi Amerika Birleşik Devletleri ve bölgede bulunan diğer savaş gemileri tarafından bertaraf edildi. Fakat sizin de belirttiğiniz üzere bu bölgedeki Husiler İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarının artmasıyla birlikte bu bölgedeki operasyonlarını artıracaklarını ifade ediyorlar diyor ve sözü Banu sana bırakıyor.